Merhaba, ben diyetisyen Büşra Hanım Ceylan. Bugün sizlere göbek yağlarımız neden gitmez bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi genellikle danışanlarımızdan aldığımız en çok dönüş şu oluyor. Hocam aslında zayıfım, ideal kilomdayım ama göbeğim, alt karnım hiç gitmiyor gibi dönüşler alıyoruz. Aslında bunun kilolu olup ya da olmamakta çok bir ilgisi yok. Bölgesel yağlanmalar genelde vücudumuzdaki yağ oranlarının yüksek olmasıyla alakalıdır. Yani danışan çok zayıf olabilir, ideal kilosunda olabilir ama yağ oranı ve yağ kütlesi vücudunda fazlaysa bu danışanda bölgesel sıkıntılar meydana gelebilir. Genelde bel çevresi yağlanması da en çok kadınlarda gördüğümüz, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görünüyor doğum olaylarından kaynaklı. Kadınlarda gördüğümüz işte alt karının çıkması, bel çevresinin yağlanması gibi durumlar bazı hastalıkların da habercisi olabiliyor. Şimdi bölgesel yağ durumlarında bizim neler yapmamız lazım? Öncelikle yağ oranlarını özellikle düşürmemiz gerekiyor. Yani yağ oranımızı düşürdüğümüz an aslında bölgesel sorunlarımız da çözülmüş olacağı için göbek problemimiz de ortadan kalkmış olacak. Peki bunu nasıl düşürebiliriz? Özellikle şekerli yiyecekleri çok fazla tüketmememiz lazım. Yani rafine şeker gibi, beyaz şekerler gibi bunları tüketmememiz lazım. Basit karbonhidrat dediğimiz beyaz un grubunu tüketmememiz lazım. Zaten şekerli gıdalar direkt üst bölgede yani göbek ve kollarda yağlanmaya neden olabiliyor. Onun dışında sık beslenmemiz gerekiyor bölgesel incelmeye, bölgesel yağ yakımı için 6 öğün ya da en az 4 öğün şeklinde beslenmemiz lazım. Ara öğünleri mutlaka yapmamız gerekiyor ki bölgesel yağlanmamız oluşmasın. Aynı zamanda da işte kardiyo gibi bölgesel yağ yakımını hızlandırabilecek sporlar da yapabiliriz. Şimdi burada yağ oranımız mesela diyelim ki 50 kilo bir danışan bize geliyor ve bir bakıyoruz vücudunda 24 kilo yağı var. Normalde 50 kilo bir insanın vücudunda 24 kilo yağ olmaması lazım. Maksimum 10 ile 15 arasında bir yağ olabilir. Şimdi biz burada 24 kilo bir yağ gördüğümüzde danışana ben şunu söylüyorum. Evet sen 50 kilosun ama vücudunda şu anda 70-80 kilo bir insanın yağını taşıyorsun. Ve doğal olarak bu yağ sende bir yerlerden patlak verecek. Bu da işte göbekten, kalçadan, basenden, kollardan, bölgesel kısımlardan patlak vererek vücudumuzdaki fazla yağların aslında dışarı yansımasına neden oluyor. O yüzden yağ oranımızı düşürdüğümüz ve bu söylediğim kurallara dikkat ettiğimiz sürece göbek sorunumuz ortadan kalkar ve böylelikle biz ideal kilomuzda görünürüz. Ya da işte danışan kiloluysa kilo verirken de bölgesel yağ kaybettiği için daha fazla kilo vermiş gibi görünebilir.